Bu konuda çok soru geliyor. Bir tanesini daha ileteyim size. Buyur, Madem efendim. buradan başladık bugün. Pınar Hanım. Selamun Aleyküm hocam demiş. Selamun Aleyküm. Selam. Yaşım 27. Biz çocuk istiyoruz. Geçen ay hormon testi yaptırdım. P ile başlayan ilaç verdiler. Siz evet. bilirsiniz Hı -hı. ne olduğunu. Kullandım. Bu ayki test sonucum LH7.17 T4.17 Prolaktin 15.41 FSH 7.24 estradiol 44 bu test sonuçlarına göre hamile kalır mıyım demiş. Kesin kalır. Bak. Yani bilimsel olarak kesin kalır. FSH'ı mükemmel, LH'ı mükemmel. Prolaktin hormonu 21. Bazı değerler var. 23'ün üstüne çıkmasın ama 21'in üstüne çıkmaması lazım. Prolaktini de mükemmel, ideal. Yani şimdi burada yapacağı şey. O zaman neden ilaç kullanıyor? Yani ben şunu söylüyorum. Bakın, değerli e, izleyicilerimize, bayanlara özellikle bugün meme kanseri, yumurtalık kanseri, rahim kanserinin birinci sıradaki nedeni hormon dengesizliğidir. Yani böyle mesela menopoza giren bayanlara Östrojen, östrojen hormonu seviyesi düşüyor ya Hüseyin. Östrojen hormonu seviyesi düşerse menopoza girmiş bayanlarda kalsiyum dengesi bozuluyor. Dolayısıyla vücut kalsiyum atıyor, kemik erimesi, kemik erimesi başlıyor. başlıyor. Yani osteoporoz. Siz şimdi bu kadına, menopoza girmiş bu bayana siz östrojen hormonu vermemeniz lazım. Amerika'da filan eskiden çok veriliyordu hormon replacement e, terapi diye yani verilmiyor ancak doktor kontrolünde doktorun önerisi doğrultusunda biz ona bir şey diyemeyiz bizim buradaki bilgilerimiz hiçbir şart altında Hüseyin doktor tıp doktorunun bilgisinin önüne geçemez ve onun verdiği tedavi yöntemini de değiştirmeye yetkili değildir. Tamam Herkes abdini bilecek. Dolayısıyla çünkü onu muayene eden, gözlemleyen hekimin görüşü esastır. Biz burada verdiği bir takım sayısal değerlerle ama evvel Allah yani burada e, gördüğümüz şeyler bize çok şey söylüyor. Şimdi bakın burada şu noktayı belirtmekte fayda var. Öyle bayanlar var ki Mübarek her ay hamile kalıyor. Her ay? Her ay. Çocuk istiyor ya her evet. ay hamile kalıyor. Üç gün, beş gün hamilelik sürüyor ondan sonra düşüyor. Bunlar da var. Ha, şimdi burada tutunamama problemi var. Evet. Yani e, zaten yani spermin yumurtayı döllemesiyle siz hemen hamile kaldınız diye bir şey yok. O kanalda devam ediyor. Yumurtalık kanalında oradan rahme iniyor. Rahimde tutanacak. Uterusa yani rahme tutunacak ve kılcal damar. Salgı oradan beslenecek. Yani bütün olay bu. İşte o irtibatı bir türlü kuramıyor. 2-3 gün orada kalıyor. Ondan sonra düşüp gidiyor. Şimdi burada yapacağınız şey nedir? Yani Kılcal damarların kolaylıkla bu e, döllenmiş yumurtaya e, aralarında irtibatın kurulabilmesi için bak çok basit anlatıyorum. Yani e, yapacakları şeyler var. Uygulamaları gereken kürler var. Yani bunlardan bir tanesi mesela rahim duvarı incedir. Bir türlü tutunamaz. Kayar gider, kayar gider. Rahim duvarını kalınlaştıracaksınız. Bunun için hormonlar var. Değerli bayanlar lütfen nar suyu içiniz. Pardon. İnceli için nar suyu, kalınlığı içinde şey çoban çantasını veriyoruz hocam. Tamam nar suyu. Nar suyu. Nar suyu. Birden vişne geldi de aklıma o vişne bambaşka bir şeydi. Mucize etkilidir. Rahim duvarı kalınlaşmaya başlar. Rahim duvarının kalınlaşması demek kanlanma demektir. Kolaylıkla döllenmiş yumurta geldiğinde orada tutunabilecek. Hemen kılcal damarlar. Tamam bu plazenta oluşumu başlayacak öyle diyeyim. Ama biz halkın diliyle anlatmak zorundayız. Şey Hüseyin. Elbette hocam. Ha, rahim duvarı kalınlaşıyor. çantası. Ha şimdi her ay hamile kalıyor dedik. E sen e, rahim duvarın ince ise burada yapacak bir şey yok. Evet nar suyu içeceksin. Nar suyu. Ne kadar? Bak çok fazla değil bunu söyleyeyim. 150 mililitre. Bir de düşük tansiyonluysanız bak şimdi kadın hem rahim duvarı ince hem de düşük tansiyonlu. E, burada bir problem var. Çünkü nar suyu tansiyon düşürür. Düşük tansiyonluysanız, hipotensif yani düşük tansiyonluysanız, bir de nar suyunu içtiniz miydi? Tamam böyle sizi hemen dur ben bir yerlere uzanayım tansiyonum düştü dersiniz. Sağlıklı beslenme sebze ve meyvelerden kaynaklandığını bildik için bu toplum ve sebze ve meyve sağlıklıdır onun için ben sağlıklı besi ya besleniyorsun da mübarek nar suyunun tansiyonu düşürdüğünü bil düşük tansiyonlu olarak ondan uzak dur. Yani onun için yani bir şeyi önerirken kimin kullanması kimin kullanmaması gerektiği şartları önemli çünkü. Onun için ne diyoruz? Hep doktor kontrolü esastır yani.